İtalyancan var mı? İtalyancaya başladım 2 ay oldu. Pompo İtalyano, italiano ufak ufak e, A -a. şeyler öğrenmeye Umpo'da başladım. Pompo İtalyano. Aynen. Yaparlı <laughs> Pompo da italiano. Yani şu an az konuşuyorum. Sen bu üstsüz olmayı seviyor musun? <laughs> Peki, çapkın mısındır? Seninle aynı ortamlarda çok bulunduk sanırım. <laughs> bulunduk. Bence yalan söylememelisin şu anda. <laughs> O dönemki kız arkadaşım beni terk etti. Beni bu yollara gerçekten Ankara'daki kız arkadaşımı evet. terk etti. Evet. evet. <laughs> Merhabalar. Bu hafta konuğumuz Furkan Palalı. Furkancığım pek konuk gibi değilsin ama ya. <laughs> evet Hakan'cığım hoş geldin. Furkan Palalı ile sıkı sohbete. <laughs> ee, <ya>. sevgilinin odasında <laughs> bir, bir hoş hoş olsa. olsa ne olursun diyorsun. Bunu vereyim sahibine. Ha şimdi bunun için sorular olmadığı da çok belli oldu yani. Beni şeye çıkarttın, boşa Evet çıkarttın. ama artık zaten bu bir değil mi? ortaya çıksın yani. Ortaya Sen her şeyi deşifre ediyorsun. Çıksın. Ben de bir tane en azından evet. deşifre etmiş oldum. Sen deşifre ederek başladın. O zaman biz de seni deşifre ederek başlıyoruz programa. <laughs> Nasıl gol yiyeceğim en azından bir tane de olsun. Aşk olsun ya hiç Gol atmak olur mu öyle şeyler ne bizde? Olmaz olur mu? Allah aşkına tanımasam doğru diyeceğim şu güler yüzüne, <laughs> Kankanı, şu suratına kanacağım yani ama <laughs> sen sıkıştıracaksın o yüzden hazırlıklıyım ya hiç sorun yok yani. E süper başlayalım o zaman başlayalım. hazırlıklıysan. Ya. Yani. İlk başta İtalya ile başlayalım. Şimdi bütün gazetelere haberler çıktı İtalya yolcusu olduğuna dair İtalya'da. Ve hani böyle benim de bildiğim orada 3 projen arasında bir seçim noktasındasın imza atılıyor falan. Hı -hı. Neler oldu? İtalya yolculuğu nasıl başladı? Şöyle anlatayım. benim zaten No 309 ve benim tatlı yalanım İtalya'da yayınlanıyordu. Diğer Avrupa ülkelerinde ve Latin Amerika'da. En son bir zamanlar Çukurova İtalya'da büyük sükse yaptı. Hakikaten yani bizim bile hayal edemeyeceğimiz kadar. onların bir prime time öncesi kuşakları var. Orada başladı sonra prime time'da yayınlandı falan. prime time'da da onların çok meşhur dizilerinden bir tanesini final bölümüyle falan kafa kafaya... şeyler Bitti. aldı. Ee, seyirci zaten çok ilgi gösterdi. İtalyan seyircisi çok ilgi gösterdi. Hem sosyal medyadan... hem reyting olarak. Ondan sonra işte program... Tabii programa davet ettiler. Programa konuk oldum. Ee, sonrasında bir başka program daha var. Format. O da... E, daha yayınlanmadı henüz. Hı hı. O da yayınlanacak. E Tabii bu programlara, görüşmelere gidip geldiğin zaman orada yapımcılar, kanal e, yönetimi vesaire çok da güzel ağırlandık. Hı hı. Bu ağırlanmanın, güzel ağırlanmanın içinde tabii ki güzel anlaşma, güzel teklifler de hı hı. oldu. E, beraber bir şey yapmak istediklerini dile getirdiler. Ve şimdi e, geldiğimiz noktada bir projeyle... Anlaştık diyebilirim yani Hı -hı. şöyle diyebilirim yani sözleşmeler biliyorsun çok Hı -hı. böyle gidip gelir gidip gelir yani Hı -hı. Bir, bir, bu bir süreçtir yani. Şimdi biz... Ama ee, prensipte anlaştık. Evet prensipte anlaştık önümüzdeki Hı -hı. sezon için. Bir de Haziran ayında bu da sana sürpriz olsun. Hı -hı. Haziran ayında da bir yine bir sinema projesi e, gündemde. Onlarla da şu an işte sinopsislerini okuduk senaryoyu. O Türkiye'de mi? O da İtal İtalya Türkiye ayaklı bir proje. Hı -hı. İtalya'da çekilecek. Ee, bir kısmı, bir kısmı da Türkiye'de olacak. Bu da bir aşk hikayesi. O da şu an hiç kimseye söylememiştim Hı -hı. hakikaten. Şu an sen biliyorsun. Hı -hı. Hatta Seda bile şu an yeni duyuyor olabilir <laughs> burada. Çok güzel. Ee, i̇ki yani iki tane projemiz şu an biz projenin e, içindeyiz ama son anlaşmalar vesaire netleşecek zaten onunla beraber Hı -hı. de basına bir şekilde duyurusu yapılır yani. Peki Türkiye'yi bırakır mısın? Türkiye İtalya'da tem, her şey çok yolunda Yani gidersen. Temelli bırakmak istemiyorum burayı. Hı hı. Ülkem mi yani, seviyorum hı hı. da burada olmayı. Burada bir şeyler üretebilmeyi seviyorum. Burada faydalı olabilmeyi seviyorum. Zaman zaman örnek olabilmeyi seviyorum. Bazen olamasak da insan olarak hı hı. söylüyorum bunu. Ama burada bir şeyler üretmek bir oyuncu olarak en büyük dürtülerimden bir tanesi Hı -hı. aslında. O yüzden temelli terk etme niyetim yok. Ama Hı -hı. dönem dönem orada proje yapıp buraya gelip sonra tekrar İtalya'ya gidip gelmeli bir süreç yaşamak isterim. Yaşamayı düşünüyorum yani. İtalya'da Öyle programlıyoruz. hayranlarım var mı çok? Mesela nelerle karşılaştın? Şaşırtıcı şeyler oldu mu? Var. Şöyle... Hani hatta... sokakta tanınmak gibi falan şeyler yaşadım. Evet, evet ben İkinci gidişimde Roma'ya gittim. İlk gidişimde Hı -hı. Milano'da bir programa katıldım. Milano'da ilk gittiğim zaman programa giderken bayağı burada nasıl bir programa gittiğin zaman kanal, kanalın önünde insanlar böyle Hı -hı. bekliyor oluyor ya. Eğer biliyorlarsa daha önce duyurusu yapıldıysa vesaire. Aynen öyle dışarıda bekliyorlardı ve çok da soğuktu. Ben gittiğimde Milano Hı -hı. 3 derece filandı. Ee, acayip rüzgar var herkes kalın kabanlar paltolar filan ee, beni gördükleri zaman o havayı ısıtacak gerçekten ısıtacak derecede bir sevgi gösterdiler bana çok etkilenmiştim yani burada bir şeyler yapsam diye içinden geçirdim böyle ilk indiğin zaman Aklında bir şey olur ya, hı hı. ya burası bana olmadı ya da ben burada bilmem ki falan, hı hı. ben bayağı güzel şeyler hissettim. Ha. Bir şeyler yapabileceğimi hissettim. Oraya yani. ait yani. Gibi yani. Evet e, kültürel olarak yani. da zaten yani benzer taraflarımız çok, İtal İtalyan e, insanları bize çok benziyor. Hı hı. Yemek kültürü benziyor, e, sosyal olarak benziyorlar. İletişim sürekli mesela o sohbet, onlarda da aynı. Hemen evet. şey odaklı değiliz. Sıcak kanlılık olmuyor. Önce gibi. mesela biz seninle de bu röportaja başlamadan önce güldük, eğlendik, evet. konuştuk. Şu ne yaptın, ne ettin. Ya yani o sohbet bizi buraya aslında hazırlayan şey. Hı -hı. Onlarda da öyle. Uzun uzun sohbetler ediyoruz, hiç iş konuşmuyoruz. Ee, tabii bu bizim de işimize geliyor ki yani Hı -hı. ben de bir anda o iş konuşabilecek. Durumda olmuyorum. Önce birimiz ısıttık, ısıttık, ısıttık sonra Hı -hı. iş konusunu konuştuk falan dedim. Ne kadar da benziyorlar aslında, ne kadar da bizim gibiler. E sonra pizzasını yiyorsun bizim pide gibi aslında. Hı -hı. Yani ta Osmanlı döneminden beri yani o e, kültür aslında birbirine bu kadar benzeme sebebi Hı -hı. de o. Yani dönem, o dönemde e, İtalyanların zaten bizden esinlendi, bizim onlardan esinlendiğimiz birçok şey var yani. Peki sana şeyi soracaktım. Hani bu Türk dizilerinin işte... Ortadoğu'da Latin ülkelerinde, işte Güney Amerika'da falan hani sevildiğini biliyoruz, izlendiğini. Hı hı. Sence hani İtalyanlar neden bu kadar çok bizim dizileri seviyorlar? Bence az önce söylediğim sebepten. Hı. Yani hı. kültürel yakınlık. Evet, kültürlerin çok uzak olmaması. Bir İtalyancan var mı? İtalyancaya başladım. iki ay oldu. Peki yani çünkü şimdi sen bu dizilerde falan İtalyanca konuşacaksın. E tabii tabii. Şu, Şu an an Umpo da İtalyano. Ufak ufak e, şeyler öğrenmeye Umpo'da başladım. Umpo da İtalyano. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dio parlo un po di italiano yani şu an az konuşuyorum hı hı. gibi İşte süreçte zaten ilk başlığımda Aşk baş falan biliyor musun İtalyanca? İşte yani canım. herkesin bildiği şeyler tabii ki işte ti amo seni seviyorum gibi genel olarak ben oraya gittiğim zaman hazır olmak çok çok istiyorum yani derdim hı hı. o zaten çünkü hı hı. hiçbir işte böyle Yürü ya kulum oldu hadi orada kaldım. Ben sudan çıkmış balığa dönerim orada. <laughs> benim ayaklarımın yere sağlam basması hatta kendi özelliklerimi ortaya koyabilmem, masaya koyabilmem için benim bir kere kendimi doldurmuş olmam lazım. Oraya gidene kadar zamanım vardı. Hemen start verdik. Başladı şimdi hikayedir. Zor mu İtalyanca? Ee, yani tabii ki yaşla da biraz alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani zorluk derecesini yaş aldıkça öğrenme... Ee, durumun biraz daha azalıyor yani bellek olarak o bir şeyleri hafızana ama ben tabii ki bir oyuncuyum ve hmm. bir mühendisim yani bir şeyin matematiğini kurmayı çok iyi bilirim. Ee, çok çalışmak ve çok yorulmak yerine optimum çalışmaya daha fazla verim almayı her zaman bir strateji kurarak bunu yaparım yani hayatımda her zaman bunu yaptım. Bu bana başarı getiriyor. Ee, bu iki aylık süreçte de geçen gün hatta işte telekonferans yaptık. Video video call yaptık İtalyan yapımcılarla. Orada kendimi anlattığımda falan çok çok şaşırdılar. Yani Hı -hı. beni İtalyanca konuşurken görmek Hı -hı. onların da çok hoşuna gitti. Hı -hı. Keza zaten biz de buraya gel gelen bir futbolcu olsun, oyuncu müzisyen olsun birkaç Türkçe kelime söyledi hemen bağrımıza basıyoruz Tabii ya. Tabii daha da tatlı geliyor böyle evet. şey. Sen yani sempatik. Aa merhaba dedi evet. falan diyoruz yani Hı -hı. halbuki Hani merhaba da desin 6 aydır burada falan <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> tabii, tabii, tabii ama hoşumuza gidiyor onların da çok hoşuna giden bir durum. Ben de işte kendimi anlattım, işte ailemi anlattım İtalyanca. Ee, işte sevdiğim şeyleri söyledim onlara. İşte bir mesela pizzayı seviyorum onları İtalyanca söylediğin zaman bile onların çok hoşuna gidiyor. Hı hı. E süreçte de ne yapacağımı onlar öngörebildi. E çünkü önümüzdeki zaman dilimi kısa değil. Kesinlikle. Bayağı bir zaman var. Hoca eşliğinde haftada 3-4 işte set aralarında veya işte setten döndüğüm zaman akşam saatlerinde muhakkak ders alıyorum, çalışıyorum. Kendi kendime de çalışıyorum. Uygulamalardan çalışıyorum. Şimdi yeni dizinde Hı. senin üstünü çıkarttığın bir sahneyle görüyoruz. Hemen de zaten yine sosyal medyada o kaslar falan konuşuldu. Sen bu üstsüz olmayı seviyor musun? <laughs> e, üstsüz olmayı e, her şeyin dozu olduğunu, kararı Hı -hı. olduğunu düşünen Biriyim. Hayatımda hep buna göre aslında programlıyorum. Bu konuya nasıl entegre edeceğim sorduğun soruyu. Bu e, karakterin... ...fiziksel yapısı... ...karakterin alt metninde varsa şayet... ...böyle olmalı. Yani bunu... E, ...seyirci gördüğü zaman... ...ya bu adam soyunmuş değil de yani Levent'in... ...oynadığım karakterin... ...o an için evde giyiniyor olması çok normal bir şey değil mi <laughs> kendi odasında? Zaten sahnede de... E, ...kız baktığında... Dalıp gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz burada asıl diyor bana Hı -hı. E O anki tansiyonla yani saçmalıyor. Ben de diyorum ki ya burası benim odam ya hani Hı -hı. odasında giyiniyor işte bu kadar Hı -hı. basit aslında yani Hı -hı. orada e, sürekli kaslarını göstermek için sürekli dolanmaya öyle evin içinde öyle değil. dolanmaya vesaire. Bunlara evet ya bunlara gerek yok yani ben de gereksiz buluyorum. Ama değecekse derdi varsa. Hmm. Hakikaten de derdi varsa neden olmasın? Yani hmm. bu karakterde fizik, fiziği böyle olması gerekiyordu biz de böyle yaptık. Bundan önce çektiğim dijital işte veya işte Çukurova'da daha adam kelli felli daha böyle ayağa yere basan oturaklı, yaşı da birkaç yaş daha büyüktü. O yani o zamanki kilomla aramda dağlar kadar fark var yani. O onu besliyordu şimdi bu bunu besliyor. Peki nasıl çalıştın o fiziğe? Ya bu fiziğe, <laughs> bu fiziğe. O, o fiziğe çünkü biraz önce de burada çekim yaptık, şimdi böyle baklavalar falan görünüyor hani tam bunun yani, böyle bir diyeti mi var? Ben kilo veriyorsam baklavayı seviyorum evet yani. Hı -hı. Kilo veriyorsam seviyorum onu yani. Altı onu... baklavan mı var? Sekiz. O, ha, o, o, hep altı o altı konuda çok hassasım yani, yani. Hakan yani bunu bilmiyorum konuşmadık galiba Hı -hı. seninle ama. Yok evet sekiz yani... olduğunu bilmiyordum Hı -hı. ben altı. Gerçekten 8 mi? 8 mı? evet. Hı -hı. Bu anatomik bir durum biliyorsun. Yani Hı -hı. genel olarak... E... Çünkü 6 e... pack'tir yani. Evet, evet. Yani o hani, yüzden zaten ismini oradan alıyor. <laughs> 6 parça olduğu Hı -hı. için ama anatomik olarak bazı insanların vücudunda 8 parça olabiliyor. Hı -hı. Bana 8 denk gelmiş yani ne Hı -hı. güzel. Benimki yani 8, kadar, aynen, 8, 8 parça diyorsun. 8 parça baklavam var diye. Aynen öyle ya. Faz zararı yok yani. Fazlanın Peki zararı nasıl yok. çalışıyorsun onun için? Çünkü şeyi biliyorum ya bir diyetim falan var. Evet. ...bildiğim kadarıyla hani sular bir şeyler bir şey bir anlatsana. Anladım. Yani çünkü öyle kolay bir şey değil evet hani gördüğünde şey gibi geliyor. Adamın fiziği çok iyi üstünü çıkarttı bilmem o As aslında hmm. çok çalışma gerektiren evet. bir iş yani o kadar kolay bir iş değil. ya şöyle oluyor aslında ben şimdi bu konuda çok disiplinliyim. Öncelikle onu söyleyeyim yani e, bu kararı verdikten sonra karakter için veya bir çekim için vesaire neyse yani bu karar verildikten sonra bu bir süreç artık benim için. Kendimi burada konumlandırırken mutsuz olmamak en önceliğim. Çünkü bunu da yaptım yani bunu da yaşadım. Ben 2010'da, 2010'da girdim bu sektöre. 14-15 senedir belirli aralıklarla No 309 benim tatlı yalanım ondan öncesi de vardır. Yani böyle 2-3 yılda bir ben bunu yapıyorum zaten. Yani hmm. Onun dışında da zaten yine fitim ama bu bahsettiğimiz sürekli Sixpack'lerin göründüğü Hı. durum yani o definasyon dediğimiz şey. Ee, insanların kalbini kırmamaya çalışıyorum çünkü şeker, ya bu bilimsel olarak şekerin düştüğü zaman ister istemez sinirin yükseliyor. Yani şu anda öyle misin? Şu an oraları çözüyorum. Çözdüm. Bir %70'ini. Ana şekerin düştü ve yoksa definasyonu çıkıyor. Ya definasyon ne alakası var de falan değilim. Yapma canım. <laughs> bir anda. Ya yani tabii ki e, bu bilimsel ama bunları çözebilmek de insanın biraz Hı -hı. kişisel gelişim süreci ya. Hı -hı. Yani eskiden daha tansiyonluydum bu konuda. Şimdi daha sakinim biliyorum ya yani sinirlendirebileceğini bilmek aslında her zaman ya önden bildiğin şeyin gardını alırsın ya. Ben de bunun gardını alıyorum tabii ki yani. Sinirleneceğimi öngörebiliyorum ve ona göre gideceğim yere kadar bazen çok önemli değilse ne seçiyorum yiyorsun, ne yani. içiyorsun? Genel olarak e, kaliteli karbonhidrat yani yağ besin değeri yüksek ama yağ az olan karbonhidratlar. işte basmati pilavlar, işte esmer pirinçler veya tam budaylı makarnalar gibi karbon öyle alıyorum yumurta olmazsa olmazım çok fazla sarısını tüketmiyorum 3-4 tane yumurta işte birinin sarısı geri kalanlar normal beyaz sarının mesela kayısı kıvamında olmasına dikkat ediyorum bunlar çok ufak nüanslar hmm. aslında Kaya tuzu kullanıyorum onun dışında yağsız ya yani hayvansal yağ mesela algı olarak hep şeydir ya yani yağ almayın falan hmm. var hayvansal yağ biraz almakta zarar yoktur vücut için iyidir Doğru bilinen yanlışlardır bunlar. Ee, onun dışında... su içmem gereken bir limitim var. Minimum mesela... 2,5 litre en az 3'ü buluyor. 3-3,5'ü üç, üç buluyor. Onun altı iyi değil. insan Yani benim kilom benim boyum için... 3 litre mesela ideal. Senin için 2,5 litre ideal. İkin, i̇kinin iki buçuğunun altına zaten inmemek gerekiyor. Hı -hı. vücudun bir tuz dengesi var. Oraya her benim zaman... için iki buçuk sene çünkü ben kısa boyluyum demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya kilom benim de aslında bakma yani boyuma evet. göre senin ne hemen onun evet. aynı evet. şeylerdeyizdir. Yani evet. e, tabii ki biraz besin al, ihtiyacım da fazla. Su ihtiyacım da fazla Hı -hı. benim. Yani ister istemez değişiyor. Ama çok ufak farklar yani. İnsanın alması gereken belli limitlerde şeyler Hı -hı. var. Onun dışında senin çekimin için, son o kısma geleyim. Hı hı. Asıl özel 3-4 günlük periyotta. Definasyon sürecinin de artık sonu bu. Ağır diyettir. Onda da e, karbonhidratı kesiyorum. Bunların bu arada özel özel bir şey. Ya. Bu bir çekim olduğu için özellikle altını çizeyim. İnsanlar bunu hayatına entegre ettiği zaman mutsuz olurlar. Böyle yaşayamaz. Böyle yaşanmaz ya. Gerçekten. Ee, hem sağlıklı hem mutlu hem istediğini yiyebileceğin hem bazen kendine ben bunu yemeyeyim diyebileceğin bir disiplin yaratmak zorundasın hmm. yani ne o ne o yani sürekli hmm. aynı yerde kalırsan zaten o monotonluk da e, vücudu vücudun istemediği bir şey. Peki e, gerçekten sen bu vücudu hmm. sağlığın için mi yapıyorsun? Yoksa... Seksio olmak için mi yapıyorsun? Tabii ki seksi olmak için. Sağlıkla ne alakamız var? Yapma <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ya bu cevabı versem ne güzel manşet. Ama işte, gerçekten ama, öyledir ya. yani. Hayır, zaten ya. şimdi böyle. Salt, zaten iyisiniz bak, şimdi. Her gün sağlıklı tamam. olayım yani. Tabii ki Doğruyu söyle. Ya ben sana ne zaman dürüst <laughs> olurum Aşk olsun. Bakayım sorularımı. <laughs> Daha neler var. Şimdi sana şunu net söyleyeyim. Yüzde yüz salt bunun için. Salt şunun için zaten doğru cevap olmaz. Hı -hı. Ama e, ben bir oyuncuyum. Ben... E, Esas Oğlan'ı oynuyorum, Jön'ü oynuyorum, İşte ya karakter oyuncusu olduğun zaman başka şeyleri konuşabiliriz hı hı. proje içerisinde. Hı hı. O zaman yani fiziğin ön planda olmadığı, tabii ki yani. Bundan önce işte dijitale bir şebeke diye dizi yaptım ben, hı hı. polis e, amirini oynuyordum. Ve o zaman o kilo onu istiyordu yani, adam da o kilo istiyordu. O zaman hı hı. öyle değildim, o zaman yani seksi olmak veya insanlar baktığı zaman ya ne güzel vücudu var, çok beğendik diye şeyleri duymak sana iyi bile gelmez. Çünkü o benim duymak istediğim o değil. Yani hı hı. yakışıklılığıyla, seksiliğiyle, vücuduyla anılmasını hiç istemiyorum mesela. Saçı kısalttım, sakalı uzattım falan baktığı İsminin zaman İsminin öyle anılmasını, anılmasını istemiyor musun? Efendim? İsminin öyle anılmasını. Öyle anılmasın istemiyorum. istemiyorum ki. Şu hı hı. anda da istemiyorum. Bu projede hı hı. De, de istemiyorum yani. Çünkü hı hı. Ee, bu sahne ve karakter neyi gerektiriyorsa kırılmak gerektiğine inandım ve kendimi Oraya doğru evrilteli çok uzun yıllar oldu zaten. Yani Hı -hı. benim derdim o değil. Derdim ya bazen ağlarken e, yani buradan böyle gözyaşları inerken burnundan akıyor bir yani hocanın Hı -hı. kesmemesini istiyorum mesela. Kalsın Hı -hı. yani, dağılsın adı ya. Çünkü biz ağlarken böyle burnunu siler misin? Düzeltir misin normalde? G gözün görür mü yani? Hı -hı. O an yüzünün ne kadar çirkin olur ilgilenir misin? Hayır, ben oraların peşinde gitmeyi çok seviyorum. Oralarda olmayı çok seviyorum. Oralarda olmadığımı zannettiren bir yapım var ya zaten. Yani burası kır kırılması zor yer zaten Hı -hı. o. Ee, sadece bununla ilgilendiğimizi zannetmeleri e, gerekiyor. E, gerekiyor aslında. Peki iyi vücut, iyi cinsellik getirir mi? Yani onu iyi vücutlu yüz erkeğe sormak lazım. Ki doğru yani bir istatistik bir bağ var mıdır falan. Doğru bir istatistik olsun. Yani getir, getirmeli yani tabii ki. Sağlık hı hı. bahsettiğin yer burası işte. Al sana ikisini bağlayayım hı hı. yani. Sadece iyi vücut getirmez. iğnesi var, bilmem nesi var falan. Oralara girmeden çoku gibi yani asker gibi derler ya öyle vücuduna hı hı. bakıyorsan zaten bence getirir yani. Hı hı. Peki sen Konyalısın. Hı hı. Baban toptancı, hı hı. annen ev adamı, hı hı. ailede hiç oyuncu falan yok, yok. değil mi? Ee, i̇lk önce şey söyleyeceğim, böyle bir çocukluk deyince, gözlerini kapattığında ilk aklına ne geliyor? Ee, aslında babamın... Babam İstanbul'da okumuş. Pertemniyer Lisesi mezunu. Ve işte Konya'da ilk tiyatro oyunları var, modelliği var falan. Babam... Aslında ben onu... Onun başlattığı şeyi... Devralıp bayrağı tamamlayan tarafım Hı -hı. aslında yani onun gurur duyduğu yer e, aslında yaptığı ama devam ettirmediği yer ya başka bir yerden de gurur duyuyor. Babam çok hep zaten yanında e, mahcup olduğum tek yerdir. Hı -hı. Hiçbir zaman yakışıklılığım vesaire hiç ön planda olmaz çünkü herkes böyle babama bakar baban senden daha, daha yakışıklı Hı -hı. falan Hı -hı. der yani Hı -hı. öyle bir adamdır ve ee, onun bir, bir, yer, bir yerde e, niyetini devam ettiriyor olmak benim için de aslında çok güzel Hı -hı. bir şey. Yani Hı -hı. ben de öyle gurur duyuyorum kendimle. İlk aklıma gelen bizim e, çok e, aile mutlu mutlu bir aile tarafından büyütüldüm aslında. Hep de özgür bırakıldım. Yani mesleğimi seçerken işte mühendislik okurken de yani Hacettepe'de bölümümü seçeceğim zaman da tabii ki bir puanın var. Puanına göre bir şeyler seçiyorsun ama ya orada bir şeyin dikte edilmesi üniversite zamanında aynı. Sonrasında da hep hayatını sirayet ediyor. Ya yani bir, bu sefer kendi kendine bir şey karar veremez hale geliyorsun. O mekanizmayı çok iyi çalıştırdılar. Hı. Yani ben o konuda çok e, çok mutluyum, çok razıyım yani. Peki sen jeoloji mühendisliği mezunusun. Hı hı. Niye o bölümü seçtin? Puanın yettiği için mi? Evet, Hacettepe'de okum, Ankara'da okumayı çok istiyordum. Abim de Hacettepe hmm. İngiliz Dili okuyordu o dönem. Ben şehir dışında okumayı çok istiyordum. Özellikle abimin üniversite anıları çok cazipti. Çok güzel şeyler anlatıyordu. Hmm. Yani o hani lise lise sonrası kurduğum hayalin içinde hep öyle bir okul vardı. Hmm. Böyle işte binlerce öğrencinin olduğu, çok büyük tesislerin olduğu bir kampüs. Gidince öyle buldun mu bu aradığını? buldum, 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 hmm. buldum. Yani çok aşıktım yani okuluma. Peki sen Sonra okul bitince de Konya'da Konya'ya gidip büro açarak şantiyede işte çalışacağım, etütler, kuyu açma gibi kendi mesleğimle alakalı işler yapacaktım demişsin bir röportajında. Evet. Sonra niye yapmadın da oyuncu oldu? O dönemki kız arkadaşım. Sonra niye kuyu açmadın diye? Beni terk etti, beni bu yollara gerçekten oldu. Ankara'daki kız arkadaşımı evet. terk etti. Evet. evet. Ee, çok dramatik. Bir yerden terk söyledim etti. ama terk etti diye ayrıldık yani. Ayrıldık. Sen sonra ne yaptın? Ben oyuncu olup senden intikam alacağım. Geliyorum İstanbul'a yani mu Şöyle dedin. oldu. Şöyle oldu. Çok kısa anlatayım. Ben ya aldın gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar hırslı olduğumu düşün. <laughs> Kız kafasını duvarlara vuruyor. Şöyle oldu. Bizim o ikinci ayrılığımızdı. Benim üniversiteyi bitirmiştim, o da son sınıfı okuyordu. İkinci ikinci ayrılığımız ve ilki de benim için sebep. Bir tartışma sonucu böyle bir yıl falan ayrı kaldık ama yani aşık da olduğum için Geri döndüğü zaman birkaç ay böyle konuştuk biraz kıvrandırdım ama yine de tamam dedim devam ettik. Sonra bir kez daha aynı şey olunca dedim ki bu üçte olur dörtte olur. O zaman dedim ön planda olmayacak merkeze koymayacağım. Önce ne yapmak istiyorum ona karar vereceğim. Ben o dönem biz beraberken kız arkadaşımla beraberken kurduğumuz hayalleri okuyorsun sen yani öyle toz pembe pembe pancurlu bir hayalden bahsetmiyorum. Baya yani, şantiyeli bir hayal. Aynen ya yani. yani realistik bir yerden Hı -hı. bir hayal. Yani Hı. hedef diyeyim Hı -hı. sana yani kısa hedefler. Şimdi o dönemde tabi İstanbul'da yaşayan benim arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarımın dolaylı arkadaşları vardı ve onlar işte e, hep modellik oyunculuk üzerine beni teşvik ediyorlardı. Yap, yapsana 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 ben de yani benim böyle bir ...niyetim yok, taraklarda bezim yok diyordum hep. Ama o ilgi insan bilir yani... ...hisseder. Ne olabileceğini de öngörebilir eğer... ...birazcık... ...eğitim, öğretim gör, görmüş ve biraz... ...gerçekten hayatta bazı şeyleri başarmak için... ...mesai harcamış, kafa yormuş insan biraz kendini öngörebilir. Nerede olabilirim, buraya girersem... ...bunun altında mı kalırım yoksa ben buradan sağ mıyım? diye öngörebilirsin ya. Düşündüm yani... Eğer yapacaksam alasını yapmam lazım. Girdim hadi bir iki poz verdim, iki katalog çektik hadi bana eyvallah demem yani. O zaman zaten bir karar verdim ve işte ilk e, vücut şu bu vesaire karar verdim ama an o andır dedim ki tamam. Daha önce size hayır demiştim ama ben geliyorum oraya. Ha. Ankara'daki ajansın bir arkadaşımın ajansı vardı. Onunla bağlantıya geçtim. Hemen orada daha konuştuğum gün defil, defile için anladılar. Konuştuğum gün defile teklifi aldım ve o Bak, şeydi yani. Kız da kaldı orada. O sen, bekliyor daha şu an. Sen ayrıyız. podyumlarda. Tabii tabii ayrıyız yani o geldiğinde ben best model hazırlanıyor ee, ve işte e, tiyatroya başlamış öyle bir yerdeydim evet. yani geldi. Bunu kabul ediyor musun? Tabii ki ediyorum dedi. Öyle biraz devam ettik. Ha, ama tekrar barıştın barıştık, sonra. Barıştık yine barıştık tabii ama bu sefer merkezime almadım dedim Hı -hı. ya sana almayacağım diye. Hı -hı. Ya merkezimi alamadım çünkü kendimi de düşünmek zorundayım. Sonra yani. hangi noktada bitti o kızla? Sonra, yani çok merak ettim yani bu kadar. E, sonra ben artık merkezimi almadığım için onu eskisi gibi sevmediğimi düşünmeye başladı. Hı hı. Yani e, şey oldu. Benim için başka biri olmaya başladı. Dedi. Aslında ben yine aynı benim ama aynı yerden gol miyim yani üçüncü defa? O noktada da bitti artık. Evet, o tabii ki öyle hissettiği için ben dedim buyum yani. Şu artık Hı -hı. böyle kararlar verdim ve bu yolda gidiyorum ve bu engel olacaksan benim yapabileceğim bir şey yok. Bir şekilde yollarımızı ayırdık. Sen ee, ünlü olduktan sonra geri geldin. Mi? Ünlü oldukta yani ben daha yarış ben yarışmayı falan kazanmıştım dünya birincisi olduğunda hala hayatım daydı bir dönem. Ama şeydi yani hep gel gitliydi. Sonra bir daha çok böyle ara ara konuştuk falan. Sonra zaten o da kendi, hayatına kendi hayatına kaldı. baktı. Sen hem Best Model seçiliyorsun hem de Best Model of the World seçiliyorsun. Ee, sen hep yakışıklı bir adam mıydın? Bence öyle. <laughs> yani ben yani birinci dikkat sınıftayken... Çeken yani? Birinci sınıftayken okuma müsamelesi olurdu ya. 29 Ekim'de yapmışlardı. Benim bu arada matematik Den dolayı da hafızam çok kuvvetli hmm. çok geçmişi çok hatırlarım yani hep çevrem yakın çevrem şeyler yani fil hafızam var diye. Onu mesela dönem olarak hatırlıyorum. Ekim sonuydu. E, 29 Ekim'de de e, Cumhuriyet Bayramı olduğu için o dönem yapmışlardı. Birine söyledim onu hatırlıyorsun yuh ilkokul hmm. birdeki dedi de yani bir matematik kurarak hatırlıyorum tabii ki. O zaman sunucu, hoca sunucu beni yapmıştı mesela. Ben sunuculuk yapmıştım. Bütün müsamereyi, bütün oyuncu diyorum sınıf arkadaşlarımı sahneye ben almıştım filan sevmiştim yani o zaman bence o dönemde de o yaş aralığında da kız arkadaşlarım veya çevrem tarafından hep öyle hep öyle anıldım hı hı. aslında hı hı. ama bunun bir erkek yani bir erkek veya kadın güzel olduğunu duyması yakışıklı olduğunu duyması bence çok gerçek çok güzel bir şey. İnsanlar Hı -hı. birbirine bunu söylemeli. Yani Hı -hı. neyin güzelse Ya bu sadece fiziksel Hı -hı. bir şeyden bahsetmiyorum yani. Benim çevremdeki insanlar yakın yakın arkadaşlarım çok azdır ama bunları söyleyebilen insanlardır Hı -hı. yani. Çünkü sen zaten kendini biliyorsun değil yani. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani senin birçok güzel özelliğin var ama bunu duymak Hı -hı. çok iyi geliyor. Hı -hı. Kime gelmez ki diyorum Hı -hı. ben. O yüzden. Yani peki, lafın kısası bence öyle. Peki bu yakışıklığın başına bela oldu oldu mu? Oluyor tabii ki. Oluyor Hı. dönem dönem oluyor. Yani hiç bulaşmak istemediğin bir muhabbetin içinde olabiliyorsun veya işte ne bileyim erkeğe de olmuyor mu yani bu taciz dediğimiz şey sadece kadına Hı. olmuyor ki sözlü taciz şimdi bir erkek kadına söylediği zaman ne kadar ayıplıyoruz ama kadın söylediği zaman meşhurlaşt hatırlamamız gerekiyor. Hı. Ben bu konuda e, çok altını çizerek söylemek istiyorum. Yani ne bileyim işte fiziksel özelliğinle ilgili işte şuran güzel, buran güzel, şöyle böyleden bahsetmiyorum ama yani ben mesela bir kadına şimdi yeni tanıştığım insana refleks olarak dokunamam. Bu bir yani toplumsal bir kuraldır hı hı. yani aslında. E, edeptir yani. Şimdi onların şimdi kadının da aynı şeyi yapmama durumu Hı -hı. olması gerekiyor. O özgürlük onda olmamalı. Onun gibi şeylerle Hı -hı. karşılaşıyoruz tabii ki. Hı -hı. Ee, onun dışında işte internette falan şeyde dijital, sosyal medyada öyle mesajlar Hı -hı. olabiliyor. Ayrıca Çok ütopik, falan, Aynen mı? öyle ütopik şeyler olabiliyor tabii. Ütopik. Ki. Evet yani içinde Nedir öyle... mesela, Ne geldi ütopik derken? Yani ütopik derken işte er, erkeğin bahsettiği işte gel bir akşam yemek yiyelim ne istiyorsun Hı -hı. karşında falan onun tam ta, tam tersini e, çevir işte bütün imkanlarımı seferber edebilirim maddi manevi ne istersen gibi şeyler hı hı. oluyor karşılaşıyorum. Değerlendirir misin? Değerlen... Değerlendirilmez ya niye biliyor musun? Hı hı. Yani çok ucuz geliyor bana o hı hı. hikaye. Hani e, derdim mesela o mu yani hani hı hı. ben o yüzden mi sana bakacağım? İşte ne olduğunu kimi oldu? dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi de olabilir. Veya o senle konuştuğunda senden hiç hoşlanmayacak. Ya evet, o durum değil. Doğru yani? ya evet, ben, hani. ben şeyden yani hakikaten Sadece kadının, görüntüler zeka, üzerinden. kadının zekasına Hı -hı. çok 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 aşığım. Yani Hı -hı. E, muhtemelen kim aşık değil diyebilirsin. Ama ben fazla aşığım Yani e, beni e, elde etmek veya işte beni tavlamak öyle çok seksi hareketlerle, bilmem cümlelerle, onlarla bunlarla olacak şey değil. Bir zaman isteyen bir şey Hı -hı. bir kere. Samanist ve sindire sinire, ben de onu gözlemleyeceğim hı hı. o bir süreç yani öyle Yazdı bana çok şeyi var işte bilmem bilmem neyin kızı olsun şu olsun bu olsun Benim için Öyle şeyler Zerre umurumda değil yani bir obje Yani böyle bir şey ya. bakıyorum ya mesajı yani bu kadar böyle baktım ve koydum Öyle bir şey benim için hı hı. Sıfır duygu sıfır zaten nezaketsiz de geliyor bana hı hı. Çünkü Kimse kimseyi öyle elde etmemeli Hı. zaten. Peki şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? En garip iltifat? Yani e, bir dönem erkek güzeli mesela o bir garip gelmişti ama Hı. artık yani normalleşti galiba. Erkeğin güzeli olur mu yani? Peki çapkın mısındır? Seninle aynı ortamlarda çok bulunduk. sen Bulunduk <laughs> bence yalan söylememelisin şu anda. <laughs> Bekersem biraz çapkınım. Hı hı. Bekersem çapkınım. Diğer türlü asla yani değilim, hı hı. hiç değilim yani çok tek eşliyim. yani. Ama onun dışında evet yani. Evet. Tavlar mısın, mısın? Tavlarım zannederim galiba ya. Yani o o, o hiç şöyle bir şey erkek zannetiriliyor yani. Hani bu uzun hı hı. mesailer ve gözlemler sonucunda aslında bir süre sonra şunu anlıyorsun. Sen tavladığını zannediyorsun. Hı hı. Kadın seni tavlıyor. Hı hı. Bir şekilde. Ama zannettiren işte kadın yani o bahsettiğim şey o. Ee, zeka. Zeka o yani. Hı hı. Sana onu hissettiriyor. Belki de seni tavlamak için bir anahtar yani. Hı hı. Onu hissetmezsen belki aman ya bana ne diyeceksin? Ya o silahı da iyi kullanabiliyorlar hı hı. yani. O yüzden genel olarak tavladığımı zannettiğim ve tavlandığımı düşündüğüm anlar var. Peki yani. senin ne tavlar? Beni zeka dışında huzur Hı -hı. tavlar. Hı -hı. Şimdi huzur, o kadar, kadar tamam evet. bir, devam, bir dakika. Şimdi bir gece dakika. kulübündesin. Karşında birisi Hı -hı. var. Aa çok zeki ve huzur veriyor bana." diyemezsin yani. Tamammış. Ama işte şunu söyleyeyim. Yani Evet, anlıyorum demek istediğini. Fiziksel olarak bir Hı -hı. şeyden bahsedip soruyorsun Hı -hı. aslında değil mi? Yani o zaman soru o şimdi Hı -hı. yani baktığım evet, zaman... Evet, fiziksel diyelim. Evet ya ben genelde... normalde söylüyorum... Um, bir kadının... çok fazla çok abartılı makyajlarını vesaire sevmiyorum. Hı -hı. Yani kend, kendini makyaj yapsın tabii ki istediği kadar... yani nasıl olması olmasını istiyorsa, Far, farını sürsün, limeni sürsün vesaire... ama... kendi haricinde bir, biri yaratıyorlar ya yani Hı -hı. o benim... Tahammül edemediğim bir şey. Hı hı. Bir kere yani doğallığının bozulmaması lazım. Hı hı. Bunu çok güzel tekniklerle yap yapılabiliyor. Hı hı. Biraz belki uğraş istiyor, belki biraz bilmiyorum kaliteli malzeme istiyor, şu istiyor, hı. bu istiyor. Ama o doğallıktan şaşmaması lazım. Ee, çok yerine göre, çok yerine göre giyiniyor olması lazım benim için. Yani çok alakasız bir, atıyorum yani akşam üstü gittiğimiz herhangi bir kafe olsun ne bileyim ya da böyle karşılıklı bir kokteyl barı olsun yani. Oraya böyle şıkır şıkır böyle çok topuklular, falan tamam seksi durabilir ama bana seksi değil hmm. yani. Abartıyı sevmiyorsun. Evet, hmm. abartıyı sevmiyorum. Ay, yerine göre bazen hmm. işte bir davet olur orada tabii ki. Orada da onu isterim, o öyle hmm. görmek isterim. Ben hmm. de ona aynı özeni göster göstereceğim. Yani bizim karşılıklı bir meç olmamız hmm. lazım. Birbirimizi taşıyabilmemiz lazım. Ben herkes beni taşıyamaz ben taşın gibi bir şey söylemiyorum. Ben de onu taşıyabilecek Hı -hı. bir e, kostüm kombin giymem lazım. Romantik misin de? Romantiyimdir. Sevdim mi romantiyim ben ya. Hı -hı. Gerçekten romantiyim. Yani e, hiç beklenmedik anlarda bir şeyler geliyor aklıma. Hı -hı. Bu galiba işte romantizm biraz da buralarda gizli. Yani benim bile romantiklik yapayım demeden aklıma geliyorsa herhalde şey bu. Aynen öyle. Ya şeyi seviyorum. O şaşkın şaşkınlığı görmeyi, sevdiğim kadının o şaşkınlığını görmeyi ve e, onun için bir şeyler yapmayı seviyorum. O yapım da öyle olduğu için buna hizmet ediyor aslında aklım, beynim, kalbim ve bir şeyler çıkıveriyor. O an hiç hesapta yokken bir yere götürmek de olabilir, bir sürpriz de olabilir, bir manzara olabilir. Ne olduğu önemli değil. Bir söz bile olabilir bazen. Yani klişe. İlla söz söylememek değil o da olabilir. Hı hı. Geliyor ve ee, besleniyorum yani. Peki şimdi bir hızlı sorular var. Tamam, hazırım. Bir su içiyorum Peki. o sırada. Tamam. Ama zaten bunlar şimdi çok hı. hem oyunculukla ilgili de var biraz hızlı sorular. Tamam. Ha tamam okey. Su içerken mekani düşün düşün, düşün. düşün şimdi kalır, soruyorum. Sarışın olmaktan çok çektin mi oyuncu olduğun için? Çünkü Bir dönem çektim. Çünkü Türkiye'de erkek algısı eee jön algısı hep kara yağız, esmer, evet. uzun boylu adamlar da sarışından çektim mi bu yüzden iş kaybettiğini evet, oldu bir mu? bir dönem çektim olmuştur da benim somut olarak yaşadığım oldu mu oldu? Ee, ve bu bir eşik. Kendini tam anlamıyla ispat edene kadar gerçekten bir sarışın oyuncu için eşik yani Hı -hı. bu. Dediğin gibi şu telefonlar çok alınıyor yani bizim menajerimizle şöyle dönüşler. Ya çok sarı yani şey, hani, ...biraz esmer karakter, biraz daha çünkü şöyle böyle falan biz Hı -hı. bunları çok duyduk. Hı -hı. Ee, ama bu zamanla aşılan bir şey oldu herhalde değil tabii mi? Tabii ki zamanla aşılan bir şey. Sonra da ender olmanın... ...ender artısını olmanın... Artısını yaşıyorsun. Ya. Artısını yaşamaya Hı -hı. başlıyorsun. Yani o zamana kadar tır, tırmaladığın bir Hı -hı. konu artık senin konforun haline geliyor. Bu olabilir mi? Evet neden olmasın? Ama... Ee, o zamanlar hep şeyi savunuyordum. Ya ben yine hani istediğin adam olurum ya. Yani hmm. bu saç, saç saç rengi vesaire şu değil yani. Öyle bir şey değil yani. Şimdi Trova'yı oynadığında mesela hani <laughs> Brad Pitt sap sarısın yani. Hmm. Niye güçlü bir adam veya o sert adam olmuyor mu hmm. yani? Veya işte ne bileyim Fight Club'da atıyorum şu an aklıma gelenleri hmm. söylüyorum yani. Veya işte Revenant'ta Leonardo falan. Yani bizim dediğin gibi tamamen ülke, ülkesel bir durum bu. Yani Hı -hı. çok fazla esmer olduğu için Çin. seyirci de sanki diğerine kabul etmez, Hı -hı. kusar gibi bir algı Hı -hı. oluyor başta. Ama artık öyle değil. Saçımın yani yapımcı daha bundan 7-8 sene önce görüyor ya te, ekranda. Daha yüz yüze de gelmemişiz ya onunla. Ya zannediyor ki yani ben böyle böyle bayağı ee, İrlandalıyım ya da işte İskandinavım falan öyle Hı -hı. zannediyorlar yani saç yediğimi şey, bilmem neyimi falan. kalır basıyor kanal bir şey oluyor. Çıplak göz, aa aslında ya falan oluyordu. Hı -hı. Ama şimdi dediğim gibi oralar geçildi. Peki göründüğün kadar cool ve sert misin? Ne sertli mi gördün Hakan ya? Ben görmedim de dışarıdan böyle hani imajın şey ya işte fotoğraflarda falan. Daha cool ve şey evet. bir hava var? Ama bunu ayrıca kayıttan sonra <laughs> konuşuruz ama sana e, ya şöyle söyleyeyim kul cool, evet bu yapımda bu soğukkanlılık aslında var ee, bir de ne dedin sert değil evet. mi yani Hı -hı. sertlik şöyle yakın herkese çok yakın Hı -hı. olan bir adam değilim benim için zaman lazım yani çok yakınlarıma aşırı mesela eşlik aş aşırı yumuşak aşırı rahat, aşırı keyifli, aşırı aşırı Hı -hı. aşırı falan ama e, bir süreç geçmesi Hı -hı. lazım benim için ki o eşiğe girebilsin. Ben de Hı -hı. o eşiğe girebilirim. Yani bir duvarlarım var, almıyorum gibi Hı -hı. Bir yerden söylemiyorum. Ben Hı -hı. de onun eşiğine girebilirim. Yani o biraz zaman gerektiren bir şey. Hı -hı. Ondan sonra kapak çiçeği gibi açılıyorum yani. O Güzel. Peki yapmaya başlayınca duramadığım bir şey söyle. şey, <laughs> Valla bu, bu kadar kolay bir soru, bu kadar düşünmek de yani evet. yapmaya başlayıp duramadım. Ne, ne olabilir ya? Yani diz, diziye böyle bir, bir beğenirsem diziyi bitirene kadar yani gidiyorum. Sezon da, bitene kadar gidiyorum. Sezon bitene kadar gidiyorum yani. Yaparken yakalandığım ve en utandığın şey neydi? <laughs> yani e, bunu biraz düşünmek lazım galiba ya. Ha şey daha üç gün önce, on gün önce falan oldu ya sette. Senin yüzünden bu da. Benim tabii uzundum. kayda geçsin. Diyetteyim ya. Ya karnım sürekli gurulduyormuş. Yani karşılıklı konuşuyoruz ya yönetmenin kulaklığı falan var. Herkes ya bir oyun konuştuk. Oyunu biraz daha intim bir yerden alalım falan diye konuştuk. Tam kestik kaydı. Oyun verdim. Tekrar kestik. Hocam nasıl çok güzel oldu ama ya karın sürekli gurulduyacak <laughs> mı? falan diye bütün herkesin içinde tabii söyleyince ee, bir an öyle bir utanmıştım ama bundan daha fazla utandığım bir şey var mı diye düşünüyorum o sırada. Güzel. Bu olabilir ya, bunu söyleyebiliriz yani. Görünce gözlerini alamadan baktığım bir şey söyle. Deniz manzarası ya, deniz manzarası böyle saatlerce bakabilirim biliyor musun? Çok sana beklediğin cevabı vermedim ama. <laughs> yani okay. bir manzara olarak deniz deniz manzarasını seviyorum ama. Onun dışında Fenerbahçe maçlarını da böyle gözüm kırpmadan izleyebilirim mesela. Peki hiç aldattın mı? Aldatmadım. Aldatıldın mı? Bilemem. E, fake hesabım var mı? Yok. Sosyal medyada. Yok. En son kimi stalkladın? En son e, bizim diziye benim... Bu daha yayın, tamam, yayınlanacak. Benim ablam oyun, oyun, oynayacak bir karakter girdi. Ona Onu bakmıştım aynen. Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdu? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Yastık. Niye yastık? Değil mi? Yani yastığın şöyle bir şey vardır. Ee, i̇yi bir yastık her zaman bir kere konforlu bir <laughs> uyku demektir ya. Bir kere o. Aynı zamanda başını güvenle, güvenle yaslayabileceğin <laughs> bir obje olmuş oluyorsun. Aynı zamanda da günlük hayatında da uyumadığın zamanda da 16 saatlik dilimde de Sırtını huzurla yaslayabileceğim evet. bir obje. Vay yüzden... güzel, güzel, çak, sevdim bunu. <laughs> güzel değil mi? Evet, çok sağ ol katıldığın için Furkan. Ben teşekkür ederim. Çok yine teşekkür çok ediyorum. çok keyifli oldu. Vallahi öyle, sohbetin yine çok oldu. güzeldi. İyi ki bizi kırmadın, geldi. Ne demek, seve seve. Çok teşekkürler. İnşallah bundan sonra bu İtalya yolculuğunda falan daha çok bir araya geliriz. Ben seni İtalya'ya İtalya bekliyorum. İtalya'ya gideriz bence. Vallahi İtalya'yı bekliyorum. Aynen. İtalya'da iş başladığı zaman gel. Sette orada canlı kanlı bir röportaj. Akşama bir yemek. Tamam. Tamam mı? Tamam. Söz. Söz var. Anlaştık söz. Tamamdır. Söz. <laughs> Okey. Okay. Görüşmek... Lütfiye bir kişi var versen o yüzden sen dönersin. <laughs> bir hafta daha haka... ha? Canım benim. Valla seve seve ne olur atla gel. Tamam Tamamdır. mı? Yapalım öyle bir şey. Tamam. Çok mutlu olurum. Çok teşekkürler herkese. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. <laughs>